HDP aslında HDP üst düzey yetkililere ulaşmaya çalıştık ama anladığımız kadarıyla şu anda onlar da görüşme halindeler. Dolayısıyla belki de bir süre sessizliklerini korumak istiyor olabilirler ama eğer ulaşırsak tabii ki sizlere aktaracağız. Mehmet Tiryaki hazır mı acaba HDP Batman bilet? Efendim hazır mı? Mehmet Bey, ah tamam hazır. Mehmet Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki soru basit. Nedir tepkiniz? Doğrusunu söylemek gerekirse yani bir açıdan üzgünüz ama bir açıdan da uzunca bir süredir yürüdüğü için bu tartışma çok tane sürpriz olduğunu söyleyemeyiz. Ama üzgünlüğümüz sadece emin olun kendi partimiz açısından değil. Yani Türkiye'de hala 21. yüzyılın işte ilk çeyreği sona ererken yani siyasi sorunların, siyasi partilerin kapatılması yoluyla çözülebileceğini düşünüyor olması, böyle bir tartışmanın bir ülkede yürüyor olması, milletvekillerinin dokunulmazlıkların kaldırılması tartışmasının yürüyor olması, belediye başkanlarını seçilmiş belediye başkanlarına kayyum atanması, siyasi parti yöneticilerinin sadece yaptıkları açıklamalar nedeniyle tutuklanıyor, yargılanıyor olması bizim için değil, bu ülke için aslında üzücü ve belki de bu ülke için bir utanç kaynağı. Yani sene 2021 ama biz hala sorunlarımızı tartışamıyoruz, biz hala tartışarak siyaset yürütemiyoruz. Bu çok açık bir şey. Siyasi partileri kapatmak istiyoruz. Milletvekillerinin dokunulmazlıklarını kaldırmak istiyoruz. Onları da hapsetmek istiyoruz. Türkiye'nin genel tablosu bu. Bu açıdan üzücü bir şey. Şunu söyleyeyim. Henüz ayrıntısıyla ilgili bilgi sahibi değiliz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcının başvurusunu biz de Anadolu Ajansı'ndan öğrendik. Bize yapılmış herhangi bir tebligat yok. Bize bir bildirimde bulunmuş değil. Başvuru dilekçesinin, Anayasa Mahkemesi'ne yapılmış başvuru dilekçesinin ve iddianamenin ayrıntıları ile ilgili bilgi sahibi değiliz. Yarın büyük olasılıkla daha ayrıntılı bilgi sahibi olacağız. Ama şunu söyleyeyim, hep beraber göreceğiz. Sadece milletvekillerinin yaptıkları değerlendirmeler, konuşmalar olacak. Yani hiç kimse bu dosyanın içerisinde başka bir şey göreceğini düşünmesin, başka bir şey beklemesin. Ve parti yöneticilerimizin, milletvekillerimizin, üst düzey veya ilçe yöneticilerimizin yaptıkları açıklamalar dışında, konuşmaları dışında veya protesto etkinlikleri dışında partinin kapatılması için gerekçe olarak gösterilen hiçbir şey göremeyeceksiniz. Olsa emin olun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı kamuoyunu bilgilendirme tırnak içerisinde adı altında yaptığı açıklamaya bunları eklerdi. Ama bunların hiçbirisi yok. Yarın daha ayrıntılı değerlendirme yapma şansımız var. Aynı günde ve iktidarın küçük ortağının kongresinden bir gün önce aynı günde bir de sevgili milletvekilimiz Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun da hakkındaki tırnak içerisinde mahkeme kararının okunarak milletvekilliğinin düşürülmesi de kuşkusuz tarihe not olarak düşürecek bir şey. Öyle anlaşılıyor ki geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı ile Devlet Bahçeli'nin arasındaki görüşmeler memleket meseleleriyle ilgili değil, bu tür pazarlıklarmış. HDP'nin milletvekillerinin milletvekilliklerini düşürmek, HDP hakkında bir kapatılma davası açılması için bir düğmeye basmakmış. Konuşulan şeyler bunlarmış. İktidarın küçük ve büyük ortağı demokrasiyi katletmek için görüşmüşler ve bu hafta bugün bunu hayata geçirmişler. Biz bunu hep birlikte üzüntüyle izliyoruz. Barış var mı son? Yani tabii ki çok erken bu soruyu sormak için ama nihayetinde bundan önce yaşanmış deneyimler var. Yani sizin temsil etmiş olduğunuz siyasi gelenek daha önce de parti kapatmalarla karşılaştı. Ve kendisi bir şekilde henüz daha hatta parti kapatılmadan buna ilişkin bir çözüm üretti. Sizin bu kapatmaya ilişkin bir kendinizin vereceği yanıt konusunda bir siyasi öngörünüz var mı? Yeni bir siyasi parti, sine-i millete dönmek, ondan sonra yani en nihayetinde bu süreç büyük ölçüde aylardır konuşulan bir süreçti. Buna ilişkin verilecek cevap konusunda bir öngörünüz var mı? Ya şu sine-i millet konusuyla ilgili şunu söylemek isterim. Yani biz zaten milletin sinesindeyiz, emin olabilirsiniz. Yani gecemiz de gündüzümüz de halkın içerisinde
içerisindeyiz. Yani hani öyle camdan saraylar içerisinde falan siyaset yapan insanlar değiliz. Yani halkın içerisindeyiz, köylerdeyiz. Ben dün köylerdeydim seçim bölgemde. Bugün mahallelerdeydik, partideydik. Yani dolayısıyla hani bir yerden bir yere gitmemizi gerektiren bir neden yok. Yani onu söyleyeyim çok açık. Öbür kısmına gelince, bakın bir siyasi partiyi kapattığınız zaman, çünkü bir siyasi, yani dün kurulmuş, birkaç ay önce kurulmuş, birdenbire ortaya çıkmış bir siyasi parti değiliz biz. Onlarca yıllık geleneği olan siyasi partiyiz. Partinin yönetim kademelerinde, milletvekilleri içerisinde, ilçe yöneticileri içerisinde onlarca yıldır siyasetin içerisinde olan insanlar var. Ayrıca bu yürüttüğümüz siyasete, birkaç aydır yürüttüğümüz siyaset nedeniyle destek veren insanlardan bahsetmiyoruz. Yani milyonlarca insan, 6,5 milyon seçmen 2015'te de, 2018'de de, bundan sonra yapılacak seçimlerde de yaklaşık olarak aynı siyaseti, aynı doğrultuda yürüttüğümüz siyaseti destekleyerek bize oy verdi. Yani hani bir siyasi partiyi kapatarak 6,5 milyon seçmeni kapatmış olmuyorsunuz. Bu seçmenleri bu ülkeden, bu dünyadan alıp başka bir yere göndermiş olmuyorsunuz. Niye söylüyorum bunu? Bu siyasi anlayış mutlaka devam edecektir. Bir biçimde devam edecektir. Başka bir siyasi partiyle devam edecektir. Milletvekillerinin devam edecektir. Ama ben şunu söyleyeyim. Ben hala Anayasa Mahkemesi'nin HDP hakkında bir kapatma kararı verebileceğine inanmıyorum. Yani neden? Yargıtay Cumhuriyet... Ya şunun için söylüyorum. Çok özür dilerim. Bir